Merhaba arkadaşlar, Bros Forever Extra kanalına hoş geldiniz. Sizlerle Crusader Kings 3 kayı boyu serime devam ediyorum. Evet, karakterimiz Master Kızılboğa, 76 yaşında ve sağlık durumda pek iyi değil. Şu anda yatalak olmuş durumda. Evet, eğer Master Kızılboğa vefat ederse yerine Kaya Alp kayı geçecek. Kaya Alp intikamcı, çalışkan ve sinsi özelliklere sahip. Gördüğünüz gibi Traveler kendisi, 56 yaşında, henüz evli değil. Evlendirebiliyor muyuz bir bakalım. Dilek'le evlenebilirmiş. Bizim courtier'ımızla sanırım Dilek. Evet, doğru. Ertekin'le Sarıcan'ın kızı. Şu anda bir tek o var. Şimdi şöyle bir dünyaya bakalım önce. Burada bir sol tarafta Halif Yusuf, 2. Yusuf'un önderliğinde bir Almohadi Baranisli bir ülke var. İspanya'nın içlerine kadar ilerlemişler. İspanya ne durumda? Şöyle bakalım. 13 bin orduyla Kastille epey güçlü. Aragon 14 bin ordu, daha güçlü. Leon yine burada yer alıyor. İspanya bu şekilde. Fransa İngilizlerin baskısı altında gözüküyor. 13 bin orduyla İngilizler epey burada söz sahibi olmuş. İrlanda burada parçalı. İskoçya yine aynı şekilde Conqueror Donald 4 ile birlikte 14 bin orduyla İskoçya yerini alıyor. Norveç burada var. Kuzeye gidersek biraz. İsveç yine 12 bin orduyla epey güçlü. Kutsal Roma İmparatorluğu burada 10 bin orduyla biraz zayıf düşmüş. Kendisi Macaristan'la bir artefakt savaşı veriyor. Macarlar artefakt almaya çalışıyor sanırım Kutsal Roma İmparatorluğu'ndan. Bizans'a dönelim. Bizans burada bir Turanlık savaşı veriliyor ve şu anda da 17 bin orduyla muhtemelen kaybedecek o savaşı. Anadolu Selçuklu burada İzaldin'in yönetiminde, Kılıç Arslan'ın yönetiminde epey güç kaybetmiş. 3 bin orduya kadar düşmüşler ve aynı zamanda bir tane köylü ayaklanması savaşı veriyor. Köylüler sanırım Türkmen köylüleri bu ayaklanmayı kazanacak gibi duruyor. Abbasi'ye gelirsek, Abbasiler 5000 orduyla epey güçlüler. Yine Seyit soyundan gelen bir liderle birlikte Mustadi İbn al-Mustadid yönetiminde Abbasi Sultanlığı devam ediyor. Eyyubiler burada epey güçlenmiş. 20 bin orduya çıkmışlar. Melik Muazzam Saladin yönetiminde gördüğünüz gibi epey güçlüler. Biz de burada Orta Asya'nın biraz çeperlerinde, içlerinde buz bölgesinde kampımızı kurduk. Şu anda 608 ordumuz var. 30 altınımız var. Altınımız da biraz daha iyi gelecek. Şimdi biraz bir şeyler isteyelim şu meliklerden. Şöyle bir altın alalım. Şu kişiye de bir siveyi yapacağım. Tacik. Şundan da altın alırız. Şöyle siveyimiz gerçekleşsin. Evet. Şimdi arkadaşlar, serimiz başlasın. Şöyle başlayalım. Burada bir burada Harzemşahlar ikiye bölünmüş. Karahanlılar burada bir mücadele veriyor. Karahanlılar Oğuzlara karşı. Aşarı Oğuzlar olmuş burası. Burası da Aşarıymış. Harzemşahlar burada epey güçsüzleşmiş. Neden böyle oldu bilemiyorum. Sanırım yönetim değişti. Bakalım şöyle bir. Sanırım yönetim değişmiş. Press claim olayı olmuş. 12 bin orduyla. Tamamdır. Bizim hedefimiz Derbent'e gitmek. Derbent'i almaya çalışacağız. Şurada bir
Pers devleti var. Belki buraya da gidebiliriz. Şu anda Selçuklu bu arada yıkılmış. Şimdi dikkatimi çekti. Selçuklu bölünmüş kendi içinde. Epey bir parçalara ayrılmış. Selçuklu hanesinden kalan yok mu ya? Evet. Tarih sayfasından Selçuklu silinmiş. Burada yine bir Gurit hanesinden Tacik devleti var. Bakalım neler olacak. Biz görevlerimizi yapmaya devam edelim. Şöyle yeni görevler gelsin. Şimdi 2700 şeyimiz var. Yiyeceğimiz var. Biraz ben hareketlenmek istiyorum. Şöyle bir yerlere gidelim. Abbasi tarafına mı gitsek? Şu Derbent tarafına. Buralar aslında şöyle bir bakacağım. Ordu sayıları buraların epey düşük. Buralarda bir yurt edinebiliriz. Ama buralarda yurt edinmek ne kadar güzel olur bilmiyorum. Şu bölgelerde kuzeye mi ilerlesek? Ya da şuraya doğru ilerlesek Muteniye bölgesine. Burada da Bizans ve Macar'ın arasında kalacağız. Pek iyi olmaz. Şurada bir Filipopolis devleti varmış. Evet, bakalım. Bir şöyle bir batıya doğru ilerleyelim. Şöyle bir ufak ufak batıya doğru ilerleyelim. Şöyle bir Nişapur'a doğru ilerleyelim. Şuraya doğru bir ilerleyelim Nişapur bölgesine. Encourage Relationship tamam. Buradan da Scout for Talent yetenek arayalım. Yeni yetenekler buluruz belki. Şöyle bir ilerleyelim. Ufak ufak kampımızı hareket ettir. Aa, bu arada yeni görsel gelmiş. Kamp hareket edince atla bir araba oluyor. Bu yeni gelmiş. Bu yoktu. Normalde farklı gösteriyordu. Güzel bir güncelleme olmuş. Bunu da şimdi fark ettim. Evet, kampımız yerine geldi. Burada bir görev varmış. Şuralarda bir görevler var. Regale Court, Improve Rule Reputation ve Settle Boundary Dispute. Şu görevi bir alalım. Settle Boundary Dispute görevini alalım. Burada görevimde ne yapmam gerekiyor? Arbitrator Sought by Naip Ark of Jirjan. Sınır görevi. Şöyle sınır görevini yapalım. Şu görevi gerçekleştirelim. Stresimiz biraz var. Ama toparlayacağız. Evet, won't be missed. Özenmeyecek. Kaçırılmayacak. Zurabat. Baron Zurabat. Gözlerime takılıyor diyor. Master Kızılboğa. Buradaki mezarlıklar açılmış. Bilinmeyen şeyler olabilir demiş. Bunu dersek suçlu olacağız. Kimse fark etmeyecek diyebiliriz. %64 şansa suçlu olacağız. Ve hapse girme durumumuz var. Bence riske girmeyelim. Mezarlıkları karıştırmayalım. Şöyle devam edelim. Evet. Görevimizi yapmaya gidiyoruz Kızılboğa ile birlikte. Görevimize geldik. Şimdi birinciyi seçersem %11 şansla yapılıyor. Ama ben alttakini seçeceğim. Görevi direkt tamamlayacağım. Şöyle stresi alalım. Biraz strese girdik. Önemli değil. Zaten Kızılboğa epey bir A Band of Two. Evet, ilginç biriyle karşılaştık. Forut isminde bir Tacik Maturidi bir çocuk 7 yaşında. Dandarkan tepesini geçerken yalnız bir çocukla karşılaştım diyor. Köşe başında küçük bir duvarın başına oturuyormuş. Küçük bir ekmek elinde varmış ve kendi için bu ekmeği tutuyormuş. İki kişiye bakıyormuş. Yiyecek verebiliriz çocuğa. Kind Ruler özelliği kazanıyoruz ya da I don't have time for filthy orphans diyebiliriz. Kind Ruler, Oğuz ve Tacik kültürleri arasında %1 artış yaşanacak. Şöyle bir
yiyecek verelim çocuğa. Evet, ilginç bir görev geldi. Evet, at the end of camp. Kampın sonu. Evet, pavilion takes me camp's edge where the shouts, screams, children's applaud my attention. Nergis, kızım Nergis, o hastalığa yakalanmış. Evet. Dilek. Dilek'le oynuyormuş. Bir kavgaya tutuşmuşlar sanırım. Stay within sight. Go to explore. Ya da Children excited for simple things. Yakında kalın diyelim. Kamptan uzaklaşmayın diyelim. Çocuklar oyun oynarken uzaklaşmak istemişler. Trouble translation. Let me have a look diyelim. Evet, Kaya Alp teksti çevirmede bize yardımcı olmuş. Bu arada Kaya Alp'in özellikleri de çok kötü değil. Gayet dengeli bir özelliği var. Evet, şimdi bir diğer görev. Regal Court. Dandana kan beyine şöyle görevi alalım. Gidelim hemen. Şöyle gidelim. Şu görevi de yapalım. 110 altınımız var. Ordumuzu geliştireceğiz. Bu arada Vali Muzafferzade Derbent Bey'i vefat etmiş 56 yaşında. Remember we are here to earn diyelim. Şöyle Ertekin göreve geçsin. Şil görevine. Diğer göreve de diğer kişileri alalım. Süleyman Kaya geçsin. Süleyman Kaya, Kaya Alp ve bir diğer kişi de Nergis, eşimizi geçirelim. Görevi yapacağız. Derbent'in yeni beyi kim olmuş? Malik olmuş. Berk Bey Barzade. Persli Bey Barzade yeni Derbent Bey olmuş. Derbent Bey'ini yakından takip edeceğiz. Görevimizi yapalım hemen. Evet, ordu sayımı da arttıracağım. 110 altınımız var. Acaba geliştirebileceğim bir şey var mı? Bir bakıyorum kampımda. Kampımda bir seviye daha arttırabilir miyim? 300 altına ihtiyacım var. Tamam, 300 altını biriktirelim o zaman. 300 altını biriktirince daha iyi gelir, kazanacağız. Berber kampını geliştirerek. Evet, şu anda 600. Stories and Glories. Hikayeler ve zaferler. Ağa Osman'ın yemeğinde saraylılar hakkında konuşuyorlarmış ve diyor ki, evet, hikayeler biliyor musun diye sormuş. Bir hikayeler anlat bana demiş. Neler yaşadın, neler gördün. All stories grow in the telling. Tüm hikayeler anlatılarak büyür. Ya da yemeği ye ve oradan kaybol git demiş. Ya da hikaye anlatabiliriz. Doubtful stories, aptal hikayeler özelliği kazanabilir. %50 şansla ya da %50 şansla hikayeleri anlatabiliriz. Evet, şöyle hikayeleri anlatalım bakalım. Güzel, 75 prestij kazandık. Hikayeleri beğendi. Crimes of Passion. Nergis. Nergis. Çardağımıza gelmiş. Akşam yemeğinden sonra. Sarıca ve Nergis kendi aralarında konuşuyorlarmış. Sarıca'yla bence şöyle bir müdahil olabiliriz. Ama bizim müdahalemizden mutsuz olacaklar. Kendi aralarında çözsünler. O, bu arada Nergis'i Sarıca'yı sanırım eşimiz
Nergis Sarıca'yı öldürdü. Kendi aralarında çöz dedik ve sonucu pek iyi olmadı. Kavga etmişler kendi aralarında. Sarıca'ya pek iyi olmadı bu. Evet, şu anda şöyle Süleyman Şah Aşari'yi bir tek o kalmış. Diğerleri Maturidi olmuş. Süleyman Şah da gelince artık bakacağız. A nose for the trouble. Sanırım bir köpek bulmuş. Nergis diyor ki yavru bir köpek buldum. Tamamdır. Alsın köpeği. Artık bir köpeği var. Evet, zaman geldi. Şu anda Master Kaya Depraved görev başına geçiyor. Şöyle bir okuyalım. Master Kızılboğa 77 yaşında bu hayattan göçtü gitti diyor. Ve arkasında güçlü bir kalkan olarak arkasında son uğurlamasında güçlü bir kalkan bıraktı diyor. Bir sonraki lider olan Master Alp Kaya. Kaya Alp yani. Bakalım neler yapacak bu dünyada. Kaya Alp olarak devam edelim. Şimdi 607 ordumuz var. Şöyle Master Kaya Alp'i bir evlendirebiliriz. Dilek'le evlenebiliyor şu anda. Dilek de çok küçük henüz. Bence biz şöyle şey yapalım. Şu anda kamptayız değil mi? Şöyle bir yeni yetenekler arayalım kampta. Kaleye bir gidelim. Farhight kalesine gidelim. Şöyle bir konuşalım bakalım kimler varmış. Farhight kalesi. Evet, Şola. Who is that? What's intriguing hood figure? Şöyle bir kişilere bakalım. Kimler var? Kimlere katabiliriz kendimize? Erdeşir. Cevit diye biri var. Yezidi. Bir de Aşari Mahmut var. Kendisi possessedmiş. Özellikleri ilginç. Aslında Cevit gayet yetenekli bir fizisyen. Cevit'i alabiliriz. Cevit yetenekli gözüküyor. Gayet özellikleri güzel. Erdeşir. Cevit 135 altına bize katılacak. Mahmut'ta potansiyel görüyorum diyor. Mahmut hangisiydi? Mahmut, Erdeşir ve Cevit. Erdeşir'e bakalım. Erdeşir de iyi bir diplomat. Aynı zamanda Gregorius'muş. Şimdi hangisini alsak? Bence en yetenekli ve en başarılısı sanırım Cevit. Aynı zamanda fizisyen. Fizisyen olarak da görev alabiliriz. Cevit'i alacağım. 135 altına Cevit katılsın. Şöyle geri dönelim. Evet, Cevit'i hanemize, kampımıza kattık. Cevit bize katıldı. Gördüğünüz gibi Cevit bizim yeni fizisyenimiz olacak. Şöyle görevlerde personal fizisyen seçelim. Cevit bu işin ehli. Cevit olsun. Evet. Güzel. Şimdi görev yapmaya devam edelim. Bir görev daha yapalım. Etrafımızda görev var mı? Şurada bir görev var. Boundary Dispute görevi. Şu görevi yapalım. 66 altın alacağız. Yalnız şuraya Cevit'i koyalım başa. Daha yetenekli. Bir de Scout for Talent'la evet, gittiğimiz yerler sanırım Dryland, dağlık bir alan.
Yolumuzu değiştirebiliyor muyuz acaba? Customize route. Farhat'tan çıkalım yola. Şöyle şuraya gelelim. Farhat'tan şuradan gideceğiz ama buradan gidip buradan dönüyor. NASA'dan da geçelim. Şöyle. Evet, bu yol daha güvenli. Evet, bu yol biraz daha güvenli. Şurada bir tehlike var. Dryland olduğu için. Dryland'e ne alabiliriz? Arid Explorer Pack alalım. Develerle ilerleyeceğiz. Tamamdır. Böyle gidelim. 4 altına bu işi çözeriz. Evet. Gidelim görevimize. Biraz risk var. Evet. Göreve geldik. 29'a görevi tamamlıyorum. Another patron, happy patron. Evet, güzel. Biraz altınımızı aldık. Şimdi lifestyle'ımızı seçeceğiz. Wandering'i öneriyor bana ya da Marshall'a gitmemi öneriyor. Şimdi karakterimizi ne seçelim? Yaşı biraz ileride olduğu için 57 yaşında olduğu için learning seçeceğim. Learning'den gidelim. Biraz daha uzun stres kazanmayı da düşürelim. Bunu daha önce yapmam gerekirdi ama neyse. Şöyle learning'den gidelim. Şöyle bir şeyimiz artsın. Stres seviyemiz biraz düşsün. Evet. Rival Ants. Oo. Sanırım Nergis Ertekin Sarıca'yı öldürdüğü için şimdi Nergis'i öldürdü. Guards diyelim. Ertekin'i hapse atabiliriz. Ertekin'e gayet yetenekli. I saw nothing diyerek Nergis ölecek ve Ertekin'in sırrını ortaya çıkartacağız. Tamam, beni ilgilendirmiyor diyelim. Şöyle yapalım. A gruesome morning. Ertekin'in fikri bana değişti. Şunu seçerim. Entrikamız artsın. Timurtaş Mavi pek beğenmedi bu durumu. Bu arada yeteneklerimiz artıyor. Spy Master yeteneğimiz arttı. Bu arada kamp çok karıştı. Kampta olaylar. Çok ilginç olaylarla karşılaştık. Süleyman Şahkayı şu anda 31 yaşında. Süleyman Şahkayı bir şekilde evlendirmemiz lazım. Kamplardan Nisapur bölgesi bakacağız. Evet. Evet, şurada bir görev daha var. Hunt Criminals. Suçluları yakala görevi. 50 altın verecekler. We move as one diyelim. Birlikte hareket edelim. Kampımızı hareket ettirelim. O bir dakika, bu çok uzağa gidiyor. Şuraya gidiyormuş. Karatkita'ya gidiyormuş. Tamamdır. Bring me his hat. Evet. Ay doğdu. Diyor ki Ay doğdu bir suçluymuş. Bizim özelliğimiz, en güçlü özelliğimiz askeri özelliğimiz. Have the tea buffon. Şimdi Ay Doğdu'yla kapışacağız. 20'ye. O, bu kötü oldu. 20'ye 11. Ay Doğdu'nun özellikleri daha iyi. Medium high. Low medium, high medium. High medium.
Risk of injury. Bakalım ne olacak. Devam ediyorum. Defeat. Evet. Bizi öldürdüler. Master Kayalp 57 yaşında suçlu tarafından öldürüldü. Yerine Süleyman Şah geçti. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Süleyman Şah şu anda tek lider. Nergis Kayı bir sonraki lider olacak. Evet. Hiç hoş bir şey olmadı bu. Suçlularla mücadele ederken maalesef Kaya Alp'i kaybettik. Gördüğünüz gibi. Hiç de iyi olmadı. Bakalım. Zorlu bir göreve girmiştik. Yenemeyeceğimiz bir savaşa girmiştik. Daha farklı seçenek seçmeliydik. Ama artık Süleyman Şah'la yolumuza devam edeceğiz. Dilek'le evlenebilir. Süleyman Şah slow, yavaş anlayan biriymiş Dilek. Ertekin'in. Dilek'le bir evlensin. Önce bir Dilek'le evlenelim. Şöyle. Demand conversion. Tamamdır. Dilek büyüdükten sonra bu evlilik devam edecek. Şimdi biraz daha dikkatli olmamız lazım. Perform and play yapalım. En azından bu görevi yapalım. Şöyle gidelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Kaya Alp'i kaybettik. Bir hazine bulduk. Güzel. Nahal bize bir eşya satmak istiyor. Çalabiliriz. Ya da bir anlaşma yapalım. 50 altına aldık. Encourage the friendship. Good for them diyorum. Şimdi şöyle görevimizi yapalım. Evet, şimdi şöyle şunu sağlık olarak ekleyelim hanemize. Learning'den gideceğim. Stresi düşürelim. Stres önemli. Evet. Şimdi şöyle görevimizi yapalım. Kampımız burada yer alıyor. Trickster görevi var. Bu burada niye takılı kaldı? Bu burada takılı kaldı ilginç bir şekilde. Bu arada bir Jerusalem'e Crusade düzenlenmeye başlanmış. 607 ordumuz var şu anda. Bence bu burada takılı kaldı. Şöyle bir hareketlenelim. 921 ordusu var. Oğuz Bey'in depte olduğumuz için mi hareket edemiyoruz acaba? İlginç bir şekilde burada takılı kaldı karakter. Aurgank. Kendisi güzel bir yazarmış. Özellikleri de güzel. 3 seviyesine Friend Old Soldiers Marshall kazanalım. Evet, bu event de gerçekleşti. Şuradan hareket etmiyor. In and out. Bir anlaşmaya varalım. 15 altına kalacak yer edindik. Maddi durumumuz çok kötü. Burada takılı kaldı. Karakter ilerlemiyor. İlginç bir şekilde. Evet. Zengi Tangutlular. Head of Fate olmuş. Budist rahipleri. Adventure Landed. Yaktaya haritalar için bir şeyler önerebiliriz. Yakta.
Detail map. Alalım bence. Haritayı alalım. Evet, haritayı aldık. Haritayı kullanalım. Detaylı harita ihtiyacımız olacak. Ama burada nedense takıldı. Kediyi alalım. İsmini Paws koyalım. Evet, şimdi şöyle yapacağım. Bir oyunu kaydedip şurada çıkacağım çünkü oyun bug'a girdi sanırım. Oyun bug'a girdi sanırım. Bir kez kayıt alıp tekrar gireceğim. Süleyman Şah'la birlikte devam edeceğiz. Hareket etmiyor çünkü karakter. Olduğu yerde kaldı. Evet, ilginçtir ki olduğu yerde kaldı. İlginç bir şekilde şöyle yapalım. Şuraya bir hareket etsek o da gitmiyor. Burada kaldı karakter. Perform and play. Evet, invalidate yapınca düzeldi. Traveler olalım. Evet, şöyle görevimizi gerçekleşsin. Şöyle yapınca düzeldi. Evet, şimdi arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Kayalp'i kaybetmemiz üzücü oldu. Gayet yetenekli biriydi. Süleyman Şah hiç de o kadar yetenekli değil. Ama umarız uzun yaşar ve soyunu devam ettirir. Çünkü serinin devam etmesi için bu çok önemli. Derbent burada 2500 orduyla bizim gidebileceğimiz yerler var mı? 1000 ordu, 1200 ordu. Ordu sayımızı arttırmamız gerek. Şurada bir 521 bozan bulunuyor. Hemen kumandaların altında. Mordvinlere yakın. Çuvaşlı biri. Şuradaki bir şehir. Çuvaş ve Tengrizim burada hakimmiş. Bakalım. İzleyenler teşekkürler. Yeni bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.